Az önce habere pas atarken, haberi sunarken bir dil sürçmesiyle Ermenistan'ın zaferi çıktı ağzımdan. Hemen onu düzeltelim. Azerbaycan için bir zafer anlaşması bu. Ermenistan'da yenilgiyi kabul etti dün Paşinyan'ın açıklamasıyla. Ve bu açıklamanın ardından, anlaşmanın ardından sokaklar hareketlendi. Anlaşma Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de coşkuyla kutlandı. Ermenistan'da ise protesto gösterileri vardı. Parlamentoyu bastı eylemciler ve meclis başkanını darp ettiler. Bir yanda kutlama, bir yanda protesto gösterileri vardı. Azerbaycan'la Ermenistan arasında imzalanan anlaşma iki ülkenin başkent sokaklarına böyle yansıdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in zafer konuşmasının ardından başkent Bakü'de yüzlerce kişi sokağa çıktı. Ellerinde bayraklarla Aliyev'in açıklamalarını kutladı. Başkent Bakü'de araç konvoyları oluştu. Meydanlarda halaylar çekildi. Karabağımız azad oldu. Milletimiz azad oldu. Şükür büyük güne. Şükür ay Allah. Şükür ay bala. Allah hamınızı korusun. Benim yüreğimde o kadar doludur ki bilmiyorum hiç ne diyeyim. Ermenistan Başkanı Paşinyan'ın yenilgi konuşması ise büyük protestolara yol açtı. Eylemciler başkent Erivan'da devlet binalarına saldırdı. Parlamento binasına girdiler. Oturum salonundaki koltukları fırlattılar. İstifa çağrısı yaptılar. Çıkan arbede bununla sınırlı kalmadı. Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan linç girişimine uğradı. Meclis binası önündeki göstericiler Mirzoyan'ı aracından indirerek darp etti. Meclis Başkanı hastaneye kaldırıldı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.